Şam yakınlarında geçen haftaki katliam Orta Doğu'yu dehşete düşürdü. Ancak Amerika'nın tek başına ya da koalisyon güçleriyle yapabileceği olası misilleme aynı oranda huzursuzluk yarattı. Siyaset uzmanı Joel Rubin, Amerika'nın askeri bir adım için daha geniş bir destek buluncaya kadar beklemesi gerektiği görüşünde. Amerikan yönetiminin bir çeşit meşruiyet sağlamak ve uluslararası alanda destek aramak için Birleşmiş Milletler'e başvurması olası. Ancak bunu yapıp yapmayacağı açıklık kazanmadı. Amerika bölgesel destek konusunda başarısız oldu. 2 yıl önce Batı'nın Libya'ya askeri bir müdahale yapmasını onaylayan Arap Birliği örgütü Suriye konusunda diplomatik çözüm için baskı yapıyor. Suriye uzmanı Tabjörn Solveld, Amerika'nın sesine Skype aracılığıyla konuştu. Arap Birliği'nin birçok üyesi muhtemelen askeri müdahaleyi gayri resmi olarak destekliyor, ancak kendi ülkelerine verecekleri mesaj açısından Orta Doğu'da Amerikan askeri müdahalesi hala çok tartışmalı. Ayrıca potansiyel istikrarsızlık ve hoşnutsuzluk kaynağı olarak görülüyor. Orta Doğu'daki birçok ülke siyasi ayaklanmalara ev sahipliği yapıyor ve bu ülkelerde Amerikan karşıtlığı giderek artıyor. Kimyasal saldırı iddialarının bulunduğu bölgelerde Birleşmiş Milletler denetimleri tamamlanmadan Amerika'nın operasyon yapması Amerika karşıtı bu duyguları daha da körükleyebilir. Ayrıca kimyasal silah iddiaları ile ilgili bazı kanıtların İsrail'den geldiği haberleri Amerika'nın bölgedeki müttefiki ile ilgili derin şüpheleri daha da arttırıyor. Kahire'deki El Şark Merkezi uzmanı Mustafa Labbat yakın geçmişi hatırlatıyor. Amerika'nın Arap ülkeleriyle ilgili konularda siyasi güvenilirliği yok. Irak'a kimyasal silah suçlaması yapılmıştı, ancak işgal edildikten sonra tüm dünya bunun yalan olduğunu gördü. Labbat, bölge insanlarının ikiyüzlülük olarak gördüğü bu durum için sokaklara dökülebileceğini söylüyor. Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair bir kanıt yok. Beşar Esad diktatör mü? Evet, ama Amerika'nın başka diktatör müttefikleri olmadı mı? Labbat'a göre bu askeri müdahalenin tek sevindirici yanı Esad'ı devirmek gibi bir plan içermemesi. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington.